Evet değerli arkadaşlar, Car Dealership Simülatör'de bugün karşınızdayız yine. Oyuna güncelleme geldi. Bu arada bir dakika, özür diliyorum. Oyuna güncelleme geldi. İşte işçime muhabbetleri geldi abi. Ben biraz oynadım. Tabi save dosyası mortladığı için kaldığımız yerden devam ediyoruz diyemeyeceğiz. Biraz baştan oynadım, şey yaptım oyunu ama şöyle bir oyuna girelim. Ne durumdayız hep beraber görelim abi. Bir tane hurda arabamız var şurada. Yaklaştırdım diyelim öteki seviye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın işçilerimiz var. Lastik değiştirme. Pastacıyla abi, yıkamada işçilerimiz var abi. Şuradan, bakın şuradan eleman noktasına gelip buradan abi işçilerinizi alıyorsunuz. Burası yine genişleyecek, belli bir şeyler var. Burada yine bir güncelleme yakındır bu oyuna. Gelecek gibi görünüyor. Ama biz şimdiki güncellemeyle oynayacağız arkadaşlar. Bir iki tane yeni araba geldi, araç almaya gittiğimiz, onu size göstereceğim. Şu an paramız çok az. Bugün iş başı yaptıralım oyuna bir. Şu aracımızı bir satalım. Ne istemişiz buna? 475 bin istemişiz buna. İlla ki bir müşteri gelecektir. Arabayı sattıktan sonrası zaten gelir arkadaşlar. Yeni araç alacağız, bakacağız yani. Car Dealership Simülatör arkadaşlar. YouTube kanalımızda her salı bir bölümünü bunun yayınlıyorum ben. Tabii bir yerden sonra önde yapacak bir şey kalmayacak ve ben bunun yerine de başka bir oyun, yine elimizde oyunumuz bol miktarda var arkadaşlar. YouTube'daki videolarımızı takip edip beğenirseniz, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Sevgili TikTokçum, yayını paylaşırsan, eğer beğendiysen tabii, bunun da bize çok faydası olur değerli arkadaşlar. Şimdi biraz böyle boş boş bekleyeceğiz. Çünkü eleman tutunca bize iş kalmadı. Bildiğin boş boş geziyoruz. Dükkandan ayrıldığınız zaman bu elemanlar çalışmıyor. Mecbur burada böyle mal gibi beklemek zorundayız. Yapacak bir şey yok. Şuraya gelen müşterilere çay servis yapıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok, anlayacağınız. Yani ekstra bir şeyler olsa iyi olur. Ama nasıl olur? Hiçbir fikrim yok. Şimdi. Oradan bir para geliyor. Buradan da bir para geliyor. İyi para gelsin ya. Para iyidir ya. Ama bir tane de müşteri gelsin de şu arabayı satak ya. Burada bile mal gibi kaldı bu araba. Bunu satalım ya. Birazdan yemek muhabbeti sıkıntıya girecek. Tost makinemi çalıştırayım abi. Bir müşteri geldi abi. Çay verelim ustam. Buyur ustacığım. Hadi afiyet olsun. Sen çayını iç, ben de içeyim. Ama şu arabayı satsaydık iyiydi. Hadi bakalım. Çok bir paramız yok. Aha evet, arabayı sattık. Arabayı sattık. Kesin sattık abi. Gel ablam, gel. Aman bu araba ya, 25 bin altını veriyorsun da neyse ya, aman. Al abla, al, hayrını gör, al. Şimdi arkadaşlar, 1 milyon lira paramız var. Şimdi bu işler bitince onlar bir daha çalışmayacaklar. Biz gidelim. Önce normal otopazarına. Bir bakalım ne var ne yok araçlara. Şimdi bizim 1 milyon liramız var. Pahalı arabalar alırsak ancak bir tane araba alırız. Biraz daha böyle mantıklı araçlara bakacağız. Hyundai i10 gibi mesela. Yalnız bu olmaz. Bunun vuruğu kırığı var abi. Ben vuruğu kırık olan araba almam. %94 diyor. Güzel. Bak 363 diyor. Şimdi bunu düz 350'ye bağlarsak. Düz 350 abi. Aferin adam ol. Arabayı ver, beni yorma. Aslanım benim. Bunu aldık abi. Bu Audi, bunun fiyatı yüksektir. Kapısı vuruk olduğu halde yüksektir. BMW'lerin fiyatı da yüksek. Bu Merso mu bu? Bu Merso abi. Bunlar segment olarak bizi aşan aletler. Şurada bir Peugeot gördüm.
Oo, çok vuruğu kırığı var abi. Bize gelmez. Bu jipler pahalı. Şu çok eski, satma satılmıyor. Motoru çok düşük. Ha, bu elegans modeli abi. Bu da yemez. Yol kenarına bir gidelim. Şurada bir Egea var. Temiz mi acaba? Bakalım. O %99 tertemiz araba abi. Bunu satarız. 402 bin diyor. Nerede bunun sahibi? Bak abi, akşam pazarı bak, 402 yazmışsın. Bu iş böyle 402 ile 402 ile olmaz. Sen şimdi bize bu güzelliği kaça bırak? 375 bine bırak. Aferin sana. 600 bin paramız var abi. Orada Passat var. O kesin 800-900 bindir. Aynen. Bir karşıya bakalım. Karşıda ne var? Karşıda belki işimizi görecek araç olabilir. Yani aslında fena değiliz. Şu Merso'ya hiç bulaşma. Merso bizi aşar. Bir Clio var abi. Kaç para? Vuruk kırık anasını bağlatmışsınız arabanın. Abi burada bizim işimizi görecek temizlikte bir araç ne yazık ki bulunmamakta. Şimdi dükkana gidelim. Plakaları milakaları takalım abi. Sabah yani gün atlatıp gelelim. Gün atlatıp geldikten sonra tekrar bir otopazarı gezelim. 643 binimiz var. Belki temiz bir araç daha denk getiririz abi. İşe git. Tak abi plakaları. Güzel. Evet. Lan oğlum ne yaptın lan? Tekrar gel abi. Evet, 350 bin almış. %94 motor kısmı var. Buna biz 450 desek ne olur? 100 bin kar payı iyidir. %99 abi araba cillop gibi. 375, 475, 500, 525. 500 desek ne olur la buna? 125 bin. Kabul eder. Şimdi abi bir gün atlatacağım. Şöyle bak, eve git gel. Çöp var mı yakınlarda hocam? Aslında gidip araba almamıza gerek yok ya. Var olan arabalarımızı bir temizleyelim. Evet. Var olan araçlar temizlendi abi. Hemen 2 dakika dükkanı açıyoruz abi. Şu lastik bölümüne bir geçeyim. Orada tost yapmıştım kendime. O tostu bir gömçürelim hemen. Bir tane daha yap abi. Çünkü 103'teyiz abi. Bir çay daha yapalım. Yemek isteyebilir. Şu 2 arabayı satalım. Parayı biraz daha katlayalım abi. Bizim dükkanımız 3. seviye. Dükkan 1, yükseltme 1, yükseltme 2, ha, 7,5 milyon lira 3. seviyeye yükselmek. Çok iyi para ya. Vallahi. En yüksek dükkanda değil miyiz biz ya? Tamam, bize en yüksekte, içi en yüksekte abi. Çıkıyoruz abi buradan. Müşteri buraya gelmedi de şunlara bir çay vereyim dur. Evet, 3 tane araba yıkama ünitemiz var. Cayır cayır çalışıyorlar.
Abi çok para gitti ya. İki müşteri abi arabaları satıyoruz. Bu eleman tutma olayı güzel yapmış. Yani ben yapımcıları tebrik ediyorum. Fakat yani bence bu oyunun güzel bir tarafı daha var. Yani bu şekilde güzel bir oyun ama bir yandan da bence bu oyuna yani car dealership'in üzerine rent-a-car işini yani oto kiralamayı da entegre edilebilir bence. Bir de biz internetten araç satın alabiliyoruz. Bence internetten araç satışı olayı da gelmeli bu oyuna. Ben öyle düşünüyorum. Güzel olacaktır yani ben hani bakın yine Türk yapımı bu tarz bir oyun daha var. Onu da oynadım ama bunu seviyorum. Bu oyun daha güzel ama yapılacak 3-5 bir şey daha olsa mekanikleri güzel bu oyunun. Aç karnı, aha araba satıyoruz. Bence neyse acaba hangisi gidecek? Abim buyur. Şimdi bak abim. Yani abi bak fiyatı çok düşürüyorsun ama neyse benim 125 bin karım vardı ondan zaten. İyi kar ettim. Hadi Allah bereket versin. O araçtan 100 bin karım var benim şu an. Allah bereket versin. Güzel kar yaptık abi. Bu gün içerisinde bir müşteri daha gelir. Şu iyi onu da satabilirsek. Yine bulursak da bir pazarda. Arkadaşlar araba çok oyunda ama ben motor durumu düşük, kazalı vesaire araçları almıyorum. Elimde kalıyor çünkü satamıyorum abi. Büyük problem benim için. Onu da söyleyeyim diyeyim ben size. Mikrofonumun biri gidip geliyor benim. Acaba hangisi gidip geliyor? Bir yandan da şu pil değiştirme işini yapayım size zahmet kusuruma bakmayın. Sesim düştü çünkü biliyorum. Ama şimdi gelecek yüksek bir şekilde gördüğünüz gibi. Boş pil yuvasına atalım abi. Bunlar aha. Abi çayın. Hadi şu İona da müşteri gelsin kardeş ya. Sana da bir çay. Yani bu oyuna bence gelebilir abi. Yani şu sistem var bakın oyunda. Yani bilen biliyor şurada. Hani bizim sahibinden kafası. Kendine araç alabiliyorsun. Satmak için de araç alabiliyorsun. Ben diyorum ki satmak için ilanı arabada koyabilmeliyiz bence. Şuraya eklenecek küçük bir sütunla bu olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bizim bir tane şurada gördüğünüz gibi ufak basit küçük uyduruk kaydırık kıldırık kılcık bir arabamız var. Onu bir segment üstte taşımak istesem hangi araçları kendime alabiliyorum abi bir bakacağım. Ya sandalye üstüne çıkmayacaksın abi. Abi bunu niye yapıyor ya? Şimdi kendime birçok arabayı alabiliyorum abi bakın. Kendime BMW alabiliyorum. İki farklı model. Honda, Mercedes, Volkswagen. İki farklı model ve bir adet Audi. Yani kendime bayağı güzel araçlar alabiliyorum. Ama para lazım. Kaç para? Fiyatlara bir daha bakabilir miyim? Abi bak burada bir bug var abi. Bu bug hiç iyi değil. Abi girme şu bug'a ya. Abi fiyatları görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu araç güzel aslında. Paramız olursa kendimize bir BMW alırız. Dayıma bir çay verelim. Dayı buyur sen çay iç. Hazıra çay koyalım. Abi bak kaç oldu? Şu arabayı satamadım. Bak şu an tribe girdim ha. Cidden tribe girdim şu an. Niye satamıyorum lan ben bu arabayı? Şu dayıma da çay vereyim. Al sana çay. Ya müşteri gelmiyor abi arabaya bak. Çok fena sinirimi bozdu bu iş benim ha. Ya neden gelmiyorsun abi? Lütfen ama ya.
çayımızdan bir yudum alalım. Hadi ama. Bakıyoruz ve gelmiyorlar. Şu arabayı bir satamadım abi. Bu nedir ya? Ne yapayım? Akşama kadar mal mal bekleyeceğim mi ben? Dayı buyur sana da bir çay. 947 bin paramız var ama yatırım yapmak lazım. Yani araç almamız lazım. O yüzden kendime BMW almıyorum. Ama oradaki araçlara şöyle bir göz gezdireceğim. Bir bakacağım abi. 2009 model bu araba. Yani en uygun fiyatlısı o. 2009 model. Sonra 2005 model Honda var abi. Hani onlara bir bakacağız. Ondan sonrasında 2014-2016 model araçlara en son 2022 araca geçeriz. Bir tane araba çağıralım mı? Belki gün atladığımızda gelir. Asla satılmaz ama bir Ege'ye çağırabiliriz aslında. Ya abi bak şu baga çok fena ayar oldum ha. 2017 model Egea'lar var abi ama ne kadar temizdir bilemeyeceğim. i30 var. Fiyatı da yüksekmiş i30'ların abi ya. Yani Egea'lar olabilir. 371 bin istiyor. Ordu İstanbul. Şu araba yakın abi bize bence. Ben şu arabayı bir çağıracağım. Gün atlattığımızda gelsin o araç. Bir bakalım. Yani belki işimizi gören bir araçtır. Hani iş görecek bir araçtır. Bana bir mesaj geldi. Ne mesajı bu? Tamam. Baktık. Nezahat kullanıcımız. Evet, Nezahat bizi takip etmiş. Nezahat çok teşekkür ediyorum takibin için. Kapattık abi orayı. Hadi kardeşim ya. Oğlum akşam oldu ben bu arabayı satamadım. Bu Hyundai kaldı elimde ya. Hiç hoşuma gitmedi bunun elimde kalması yalnız ha. Ulan sana da çay al. Al ulan çay. Çay iç. Çay iyidir. Çay iç. Ben de içeyim. Evet, arabayı satamadık abi ya. Son anda bir müşteri gelse ne güzel olur ama ha. Abi çay yap. Ya araba için müşteri vallahi gelmiyor abi. Yani aha geldi. Son anda geldi. Yemin ediyorum geldi ya. Gel dayı gel. Gel o arabayı vereceğim sana gel. Ben buna ne istiyordum? 450 bin istiyorum değil mi? 100 bin kar koyduk. Yine de fena değil. 81 kar ediyoruz abi. Abi buyur hayrını gör. Ve daha müşteri gelmeyecek. Ama pasta cilanın ve diğerinin bitmesini beklemem lazım. Yoksa saygı kaybedeceğim. Öyle de pis bir huyu var işte oyunun. Ne yapacaksın? Şimdi gelelim.
Bir tane Fiat araç çağırdık abi. Gün atlattığımızda araç gelecek. Ona bir bakacağız. İş görürse alacağız. Zaten ilk önce motoruna bakacağız. Olmadı araç pazarına yardırmasyon yani. Oho, bunlar bitirecek de. Sen de bitir abicim. Tamam. Sanırım bitiriyor. Aslanım bitir hadi daha boğdun bizi buraya ha. Yalnız ikisi aynı anda hareket ediyor. Çok komik. Bak. Bitir şu arabayı hadi. Bitti güzel. Yemeğimiz %99'a düşmüş hocam. Bir yemek ye, tostu koy. Bir gün atlatalım. Şu internetten çağırdığımız araba gelsin. Şu arabaya ben bir bakacağım abi. Motor durumu rezaletse göndereceğim direkt. %91 fena değilsin abi. Boya kontrolü yapalım şimdi abi. Gel. Tampon mort. Arka tampon da mort. Allah'tan kapı sağlam. Oho. Abi çok vuruk var bunda. Git abi git. Çok vuruk var o arabada. O araba olmaz abi. Fatura ve vergileri ödedik abi. Bir çay içelim. Sonra otopazarına falan gidelim. Bir gezelim. Standart otopazarına geldik. Linea mı bu? Linea bu. Hadi ama vuruğu var bunun ya. Bunları alırsam başka araba alamıyorum. Çok pahalılar. %91'dir bakalım. Geç abi motor bitik. Hem kaporta bitik hem motoru bitik. Abi bu ne ya? Abi arabalar çok kötü ha. Arabaların durumu hiç iyi değil. Yani iyisi bu yani öyle diyeyim size. Bir milyon ya geç abi bunu nereye alıyorsun ya? Yani %91 Passat. Abi bu ne ya? Hmm.
Yani yırtınsam belki biraz uygunca bir paraya verirler. Yani nasıl diyeyim, biraz uygunca bir fiyata verirler dediğim. Biraz yırttırırsam belki biraz ucuza verirler. 688 bin istiyor. Bakacağız buna, bu belki olabilir abi. Abi bunlara bu paraları nasıl istersiniz? Ayıp ayıp ya. Ya iki araba alacağız mecbur. Şu BMW iyi görünüyor. 688 bin. Hemen kabul edeceksin, biliyorum abi. Biliyorum ben, malımı biliyorum. Başka BMW var mı la burada? BMW yoktur da belki aday var. Yapma be. Abi denk gelmedi diyelim bu sefer. Şunda durum ne? Bir yol kenarına gideceğim şimdi. Yol kenarındaki araç pazarında ne var ne yok bir göz atalım. Belki iş yaparız yani. O ileride ne var orada? Jeep var orada. Orada bir Kaşkay var. Bir bakalım durumuna. Paramız yetmez ya ona. Abi arabanın içine etmiş fiyata bak. Çok istedin. O kadar param yok. Vallahi bu sefer pek kısmetim yok ya. Sıkıntılı abi, bu arabaların hepsi sıkıntılı. Yok tek araba abi. Şimdi fantezi yapacağım, dur. Dükkana geldim. Kendime bir Honda alacağım arkadaşlar. 600 binmiş. Her seferinde de şey yapmayalım değil mi? Biz o kadar galerici adamız yani. Al abi kendine. Şöyle sport bir arabam oldu. Bak ne güzel. Kırmızı hem de. ...670 bine aldık biz bunu da, biz bunu 800 bine çok rahat okuturuz ki, bence de lan. ...130 bin kar koydum, bir şey koymadım ki üstüne. O güzel arabam var. Şimdi. Demem olduğu için ona müşteri mutlaka gelecektir.
Kendimize bir çay yapalım abi. Dayıya da çay ısmarlayalım. Ayıp olmasın. Yani BMW koymuşuz abi öne. Aslında yani BMW, Volkswagen, işte Merso, bir de işte Qashqai gibi ya da Tucson gibi jipleri kullanarak satışa girsen daha çok araba satıyorsun. Segmentin yükseliyor. Al abi çay iç. Kendime güzel sport bir araba aldım. Evet. Ama müşteri gelmiyor abi ya. Hiç hoş değil yani. Dediğim gibi oyunun mekanikleri biraz tuhaf yani abi. Lastik için gelen abimize bir çay ısmarlayalım. Ama böyle olmaz hocam. Müşteri gelmiyor yani arabaya. Zaten aramıyorum, araba 80 bin param kaldı. Evet. Otokuma falan çalışıyor da biz yolcu bekliyoruz. Bu şey, arabayı satacağız adam bekliyoruz burada. Abi sana bir çay ısmarlayayım ben. Yok mu yolu? Yok, yine yok. Buyur abi, sen de çayını iç. Hadi ama. Yani müşteri gelmiyor şu an oyuna. Aha geliyor. Vallahi bu sefer gönderdim gitti. Tamam. Görüşürüz. Buyur canım, çay.
Şimdi neler var onlara bir bakalım. Yapma ama. Güzel. 639 bin mi? Bak 620'ye çok dedi ya. Vallahi kardeşim bak sana son vereceğim fiyatı söylüyorum. bin kaldı zaten bir şey alamıyoruz. Plakamızı taktık. Güzel oldu bence. Bir deneme yapalım mı? Dükkanı açalım. Belki 2 saatlik düş sistemde belki bu şeyde gider. Arabada gider. Bir deneyelim. Çay verelim dayı sana. Sen çay iç. Bir çay da ona vereyim. O da çay içsin. Dükkanı açmakla çok akıllıca bir şey yapmışız bence. Güzel kar. Hadi otopazarı yol kenarına gidelim bir de. Burada bir Kaşkay var galiba. Karşıya gidelim bir bakalım. Öbürü daha iyi. Bunun fiyatı ne? Fiyatı da uygun ama tabii. Şu ne? Abi bu da güzel alet. Arkada bu olmasaydı iyiydi. Çok iyi. Harbi çok iyi.
Bu ikisi çok iyi abi. Bu ikisini alıyoruz abi. Olay bitiyor. Ne istiyordun reis? 339. Vallahi 310. Bence senin için uygun. Sana da 350 verdim. Aa. Gerçi bende var şakallık. Hadi 360 bin vereyim. Şu öndeki sağlam mı? Yani %90'lık ama Volkswagen yani. %356 istiyorsun sen bunu ama ben bunu yapamam ya. Bunu biraz indirelim. Sen bana bunu 330'a bırakırsın ya reis ha. Güzel. Ya restoran gibi günlük malzeme alıyoruz abi. Yani yüklü mal alamıyoruz biz. Çok isterdim yüklü alalım ama o yani ciklet değil ki bu. Yani hiç yoktan iyidir. Bin. Yani yapacak bir şey yok. Yakınlarda çöp. Çöp uzaktaymış. Evet, bak pırıl pırıl oldular. Şimdi. Tost yiyelim abi, bir çay içelim şuradan.
Müşteri gelmiş acaba, hangisine gelmiş? Peugeot 310 diyorsun. Al ablacığım, hayrını gör. Dur lan, cilaya adam gelmiş. Müşterimize bir çay ısmarlayalım hocam. Yani o kadar da elimiz ayağımız olsun değil mi? Bir de bence iş gününü bitirmeden bu araçları biz göndeririz buradan ya. Hocam buyur. Hoş gelmişsin. Bir çay ikram edeyim ben sana. Arkada oto yıkamada deli gibi çalışıyor zaten. Kocaman bir alan burası. Ben diyorum hani bence bu oyunu oto kiralama muhabbeti konulabilir. Tabii yazılımcısına kalmış. İkramımızı yapalım. Bir müşterimiz daha geliyor abi. Bu değerli müşterimize de ihtiyacına uygun aracı vermemiz lazım şimdi. İki kırmızıdan birini alacaksın. Diyorsun. Al abi, hayrını gör. Sana ikram yapalım hocam. İkramsız kalma, ayıp olur sana. Evet. Bizim susuzluk düşmüş. Biz bir çay içirelim adamımıza. Yeni çay demleyelim oraya da. Buyur hocam çay. Hadi bakalım. Bak son bir tane kaldı bak. Son bir dene. Hadi abi alın bunu da gidin. Hadi alın gidin. Ve geliyor, geliyor, almaya geliyor, almaya geliyor.
Hoş geldin abi. Bak hiç sorgulamadan veriyorum. Al senin olsun. Hemen araç pazarına akalım abi. Ne var ne yok. Kötü. Vuruk kırık. Bilmiyorum, 105, %90 bence değmez. Ama ayıp ama ya. Bu olur. Bunu aldık. 640'ımız kaldı abi. Bu 1 milyondan fazladır. Bu da mı Merso? Yok, bu değil Merso. Toyota'da kırığı çıkığı var bunun, olmaz. Yuh. Baba çok istiyorsunuz ya. Harbi çok istiyorsunuz abi, ne yaptınız ya? Bunlar nasıl fiyatlar abi? Ya bu fiyatlar geçirme fiyatları yani, bu bildiğin geçiriyorsunuz yani ha. Abi kapı vuruk abi, almam abi. Ben vuruk kırık araba istemem. Ya arkadaş, bunun da motoru düşük. Pazarda öyle almışan bir araç yok ne yazık ki. Bunun da vuruğu var. Ben vuruklu araba istemiyorum ya. Abi bu, onu da alamam zaten. Onlar zaten hep 700-800'lerde 700-800'lerde seyreden araçlar. Karşıda bir tane, bir iki araç var. Karşıda iki tane araba var. Ben paramın yeteceğini sanmıyorum. Ama yine de bir bakacağım. Şuna en azından. %82 motor durumu nedir abi ya? Hocam kabul etmiyorum. Haşat edip arabaları bağ satıysanız o işi geçeceğiniz. Yani çok bir araba alamadım. 30 saniyeyle deneyeceğim. Belki denk gelir. Bu işler nasip kısmet sonuçta. Dayı sana ben çay ikram ederim. Yani bir deneyeyim dedim. Ya şansımı denedim ama şansım yaver gitmedi diyebilirim şu an.
Ne şansmış bizdeki de abi ya. Ya reis ya hadi ya. Şimdi ya dükkanda iş varken gidersem eğer şey yıldızım düşüyor. Yıldız düşünce de bu sefer oyun algoritmadan bize müşteri yollamıyor. Bir rezalet bir hal yani. Hadi oğlum. Evet herkesi yolladık. Oo. Evet sevgili YouTube'cum senin için ben bu bölümü burada bitireceğim. Bayağı uzun olmuş. Ama bir diyelim yani sevgili YouTube'cum videolarımıza bir beğeni, bir yorum yani sevgili YouTube'da bir abonelik iyi olur arkadaşlar. Değerli TikTok'cum yani bir takip edin. Yani takibe alın. Ayıp oluyor yani. En azından basit bir takip butonuna basabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik sevgili YouTube senin için bölümü bitiriyorum. Akabinde sevgili TikTok'cum bir yere ayrılmayın. Şu görmüş olduğunuz bardağa çay doldurup hemen geri geleceğim. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar diyorum. Kendinize çok iyi bakın sevgili YouTube'cum. Yeni bölümde seninle görüşeceğiz. TikTok birkaç dakikaya yanındayım. Kaybolma bir yere. Görüşmek üzere.